Evet değerli arkadaşlar, parabol konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle alan soruları. Evet, birinci sorumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi f(x) eşittir x kare eksi 8x artı. Arkadaşlar r neydi? R dediğimiz şey eksi b bölü 2a'ydı biliyorsunuz. Peki r eşittir eksi b bölü 2a dediğimiz zaman eksiyle çarparsam 8 bölü 2 çarpı 1'den 2 olduğunu, yani r'nin kaç olduğunu biliyoruz, 4 olduğunu. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 4 yazabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir uzunluğumuz vardı. Bakın şu uzunluk artık 4 ile 6 arası kaç oldu? 2 birim oldu. Taban arkadaşlar uzunluğu ne kadar? 2 birim. Çok güzel. Peki arkadaşlar bu 6'ya 0 noktası, x'i 6, y'si 0 noktası parabolün üzerinde mi? Evet. O zaman x gördüğümüz yere 6, y gördüğümüz yere 0 yazalım. 0 eşittir 6'nın karesi 36, l eksi 6 kere 8 48 artı m. Burada görüyorsunuz 0 eşittir eksi 12 artı ne oldu? M oldu. Eksi 12 buraya 12 gelir, eşittir m. Böylece m'i kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. Yeni parabolumuz fx eşittir x kare eksi 8x artı kaç oldu arkadaşlar? 12 olduğunu görüyorsunuz. Ben bu parabolda x yerine 0 yazarsam işte bu noktayı bulmuş olurum. X yerine 0 yazarsam kaçı bulurum? 12. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, buradaki üçgenin yüksekliği kaçmış? 12 birim. Tabanı kaç? 6. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Üçgenin neydi arkadaşlar? Alanıydı. 2 çarpı 12 bölü 2. İkiler birbirini götürür. Alanımız kaç oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 12 olmuş oldu arkadaşlar üçgenin alanı. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Değerli arkadaşlar burada y eşittir eksi 2x eksi 12 verilmiş ve bir de bizim parabolumuz verilmiş. Biliyorsunuz parabolun tepe noktası burada arkadaşlar. Şu gördüğünüz uzunluğun şuradaki uzunluğa ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Eksi 2'den 2'ye kaç birim var? 4 birim. O zaman hocam burası da 4 birim olması gerekir. O zaman ne diyoruz? Buraya da eksi 6 diyelim. Eksi 6 ile eksi 2 arası 4 birim. Eksi 2 ile 2 arası da kaç oldu arkadaşlar? 4 birim oldu. Peki biz bu noktayı biliyoruz. Bu noktayı biliyoruz ve bu noktayı biliyoruz. Parabolumuzun da ifadesini yazabilir miyiz? Tabii ki yazalım hemen. Y eşittir a çarpı. Eksi 6 ise ne diyoruz? X artı 6 diyoruz arkadaşlar. Çarpı x eksi 2. Neden? 0'a eşitlersem 2, 0'a eşitlersem kaç çıkar? Eksi 6 çıkmış olur. Güzel. O zaman x yerine bu ne noktası arkadaşlar? Bu noktamız x'i 0, y'si 12 olan nokta. X'in değeri, y'nin değeri. O zaman y yerlerine 12 yazıyorum. X yerine ne yazacağım? 0. A çarpı 0 yazarsam 6, 0 yazarsam eksi 2 gelmiş oldu. 12 eşittir çarparsam eksi 12 a. A burada kaç aldık arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Çok güzel. O zaman bu eksi 1'i getirip burada yerine yazalım. Fx eşittir. Bakın eksi x artı 6 çarpı x eksi 2 mi? Doğru. Şimdi arkadaşlar bu noktada doğruyla parabol birbirine eşit mi? Eşit öğretmenim. O zaman hadi eşitleyelim. Eksi x artı 6 çarpı x eksi 2 eşittir. Şu doğrunun denklemi. Çünkü doğruyla parabol burada birbirine eşit. Bunu yazarken eksi 2 parantezini alarak yazıyorum arkadaşlar. X artı 6 olur gördüğünüz gibi. Burada x artı 6'ları sadeleştirirsem, bakın eksiler de giderse arkadaşlar, x eksi 2 eşittir kaç oldu? 2 oldu. Peki x eksi 2 eşittir 2 ise arkadaşlar, x eşittir kaç olur? 4 olmuş oldu. Çok güzel. O zaman bu kesiştikleri yerin apsisi kaçmış? 4'müş arkadaşlar. Peki ben burada x yerine 4 yazarsam, bakın burada x yerine 4 yazarsam eksi 2 çarpı 4 eksi 12 olur. Yani arkadaşlar 4 yazdığım zaman kaç oldu? Eksi 8, eksi 12. Yani burası arkadaşlar eksi 20 olmuş oldu. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimiz kaç oldu arkadaşlar? 20 olmuş oldu. Buraya ne dedim arkadaşlar? 20 yazmış oldum. Peki burası arkadaşlar 20 ise tabanımız kaçtı arkadaşlar? Lütfen şunu söyleyeyim. Bakın eksi 6'dan 0'a kadar şu uzunluğumuz kaç birim olacak? 6 birim olacak. Tamam. O zaman buradaki üçgenin 20 çarpı 6 bölü ne diyeceğim arkadaşlar? 2.
Bu da kaç çıkar? 61'in kare olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyorum. Güzel, bir başka soruyla daha devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tepe noktası bize ne diyor? Taralı alanı bulun diyor. O zaman ben şuradan arkadaşlar bakın yukarıdan aşağı ne yapıyorum? İniyorum. Gördüğünüz gibi şu uzunluk kaç birim? 2 birim. Bakın şu uzunluğumuz arkadaşlar 2 birimse şuradaki uzunluk da 2 birim olur. Yani burası kaç arkadaşlar? 4 demiştik. Peki çünkü tepe noktasını eşit uzaklıkta alacağımız değerlerin karşılıkları neydi? Eşitti. 2'den bu tarafa 2 birim doğru geldim. 12 çıkıyorsa 4 verdiğimde kaç çıkması gerekir? 12 çıkması gerekir. Peki artık ben bu uzunluğun kaç olduğunu öğrendim. 2'den 4'e kadar şuranın 4 birim olduğunu öğrenmiş oldum. Peki değerli arkadaşlar. Şurası eksi 2. Şurası 12'den kesmiş. Şurası kaç olur? Güzel bir soru. Arkadaşlar bakın şu uzunluk şu uzunluğa eşit olmak zorunda. Şurası kaç birim? 4 birim. O zaman buranın da 4 birim olması gerekir. 4 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 6 olmuş olacak. Şimdi parabolüm eksi 2'de 6'da kesmiş oldu. Yani y eşittir arkadaşlar. A çarpı yazıyorum. Şu eksi 2 olduğu için x artı 2 yazıyorum. Şurası 6 olduğu için buraya da x eksi 6 yazıyorum. Peki 0 verdiğimde 12'de mi kesiyor? Evet. Hadi o zaman bu noktamız ne arkadaşlar? X'i 0, y'si 12 olan nokta. Y yerine 12 yazıyorum. X yerlerine 0 yazacağım. X'in aldığı değer, y'nin aldığı değer çünkü. A çarpı 0 yazarsam 2, 0 yazarsam eksi 6 gelir. Peki 12 eşittir. Eksi 12 A olur. A burada kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'i getirip burada yerine yazabilirim. Y eşittir eksi X artı 2 çarpı kaç oldu? X eksi 6 oldu. İşte parabolumuzun ifadesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Peki ben R'yi biliyor muyum? Biliyorum. Bir parabolda R yazarsam kimi buluyordum arkadaşlar? K'yı buluyordum. Hadi yazalım arkadaşlar o zaman. Fonksiyonumuzda X gördüğümüz yere kaç yazacağım? 2 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2, 2 daha kaç yapar? 4. 2 yazarsam buradan kaç gelir? Eksi 4 gelir. O zaman F2'nin karşılığı eksi 4 ile eksi 4'ü çarparsam kaç olur? 16. 2 verdiğimde burası kaç oldu arkadaşlar? 16. Peki 2 ile 16 arasındaki uzaklık kaç birimdir? 12'den 16'ya kadar burası 4 birim olur. O zaman gördüğünüz gibi buradaki alan 2 ile 4'ü çarparsam değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 4 eşittir 8 birim kare olmuş oldu arkadaşlar sorumuzun cevabı. Geçiyorum bu soruyu da değerli arkadaşlar. Yeni bir sorumuz daha var. Yamuğunun alanını bulalım demiş. Değerli arkadaşlar eğer parabolumuzun tepe noktası gördüğünüz gibi y ekseni üzerinde ise burası x ekseni burası y ekseni şu ifadenin ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerektiğini biliyorsunuz. O zaman burada a kare eksi 4 eşittir sıfırsa a kare eşittir 4 a eşittir 2 ve a eşittir kaçtır? Eksi 2'dir. Peki arkadaşlar a sayısını ben negatif bir sayı almam lazım. Neden? Çünkü parabolun kolları aşağı doğru. O zaman 2'yi almayalım. Kaç alalım? Eksi 2 alalım. O zaman getirelim arkadaşlar şu gördüğümüz parabolda a gördüğümüz yerlere eksi 2 yazalım. Eksi 2 x kare artı kaç oldu parabolumuz? 32 oldu. Peki değerli arkadaşlar ben burada x yerine 0 verirsem buranın 12 olduğunu ne yaparım? Görmüş 32 olduğunu görmüş olurum. Bakın 32. Ne yaptım? Parabolda x yerine 0 yazarsam arkadaşlar, x yerine 0 yazarsam y eşittir kaç olur? 32 olur. Yani 0'a 32 noktamız. O da burası arkadaşlar. Onu bulduk. Bu bir. Bu dursun. Peki y yerine 0 yazarsam arkadaşlar, y yerine 0 yazdığım zaman, bakın y yerine 0 yazdığım zaman, eksi 2x kare artı 32 eşittir 0 olur. 32 eşittir 2x kare olur. Eksi 2x kareyi bu tarafa atarsak 16 eşittir x kare olur. X eşittir 4 ve x eşittir kaç olur? Eksi 4 olur. İşte arkadaşlar burası eksi 4. Burası da kaçtır? 4'tür. Çok güzel. Yani şunun yük uzunluğu kaç birimdir arkadaşlar? Şu eksi 4'ten 4'e kadar olan uzunluğu ne yaptık? Bulmuş olduk. Burası kaç? 8. Bu dursun arkadaşlar şimdi bir yerde. Peki değerli arkadaşlar biz bu parabolumuzu yani şuradaki artık bulmuş olduğumuz eksi 2x kare artı 32'yi kime eşitleyelim? 14'e eşitleyelim. Y eşittir 14 ve bu parabolları birbirine eşitlersek, parabolla doğrunun denklemi birbirine eşitlersek
Neyi yaparız? Kesiştiği noktanın apsislerini bulmuş oluruz. Çok güzel. Eksi 2x kare eşittir arkadaşlar. Burası kaç olur? Eksi 18 olur. Neden? 32 buraya eksi 32 gelir. Toplarsak eksi 18 olur. Burada her tarafı eksi 2'ye bölsem x kare eşittir 9 olur. X eşittir 3 ve x eşittir kaç oldu? Eksi 3 oldu. O da çok güzel değerli arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bakın şurası eksi 3. Şurası da kaç oldu? Artı 3 oldu kesiştiği nokta. Eksi 3'ten 3'e kadar kaç birim var? 6. Ha, şurası arkadaşlar 6 birim demek. Şu uzunluğumuz 6. Yamuğun alanı neydi? Yamuğun alanı şuydu arkadaşlar. Üst taban artı alt tabanın uzunluğu 8 bölü 2 çarpı yükseklikti. Yükseklik kaç birim arkadaşlar? 14 birim. O yüzden onu da yazdım. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar. Yüksekliğimizin bakın 14 olduğunu görüyorsunuz. Peki 6, 8, 14 bölü 2 çarpı 14. 14'ü 2'ye bölsek 7 çarpı 14. Ve arkadaşlar 4, 7, 28 elde var. 2, 7 kere 1, 7. 2 de elde 9. 98 birim kare olmuş oldu. Taralı yerin alanı. Peki bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet, çok güzel bir soru daha gördüğünüz gibi arkadaşlar. Parabolumuz verilmiş. Y'tir 6 doğrusu verilmiş. Parabolun denklemi eksi x kare bölü 2 artı 8 ve taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Önce isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu kesiştikleri noktaları bir bulalım. Yani doğruyla parabolun kesiştikleri noktaların apsislerini bulalım. Nasıl bulacağız? Eksi x kare bölü 2 artı 8'i kime eşitleyeceğim arkadaşlar? Y eşittir 6'ya eşitleyeceğim. Bu 6'yı bu tarafa atayım. 8 eksi 6 eşittir. Bunu da öbür tarafa artı olarak atayım. X kare bölü 2'dir. 8'den 6 çıktı. 2 eşittir. X kare bölü 2 arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4 eşittir. X kare. X eşittir. 2 ve X eşittir. Kaç çıktı? Eksi 2 çıkmış oldum. Arkadaşlar kesiştikleri noktaların apsisleri burası eksi 2. Burası da ne oldu? Artı 2 olmuş oldu. O zaman biz burada bir şey öğrenmiş olduk. Nedir? Eksi 2'den 2'ye kadar şu gördüğünüz uzunluk kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Şuranın tamamı 4 birim. Çok güzel. Arkadaşlar ben burada şu gördüğünüz parabolda x yerine 0 yazarsam buranın da 8 olduğunu görmüş olurum. Bunun tamamı 8 birim. Peki buranın tamamı 8 ama burası 6 bakın. Y eşittir 6 doğrusundan geçiyor. 6 ile 8 arasında o zaman kaç birim var? 2 birim var. Şu üstteki üçgenin alanı arkadaşlar tabanımız 4 birim. Çarpı yüksekliğimiz 2 bölü 2'dir üçgenin alanı, üstteki üçgenin alanı. Gelelim alttaki üçgenin alanı, yani şu üçgenin alanı. Arkadaşlar biz bu yüksekliğin kaç olduğunu biliyoruz. Bak y eşittir 6'da geçiyor. O zaman burası kaç birim? 6. Taban kaç? 4. 6 çarpı 4 bölü 2'dir alttaki üçgenin alanı. Devam ediyorum. 2'ler gitti burada. 4 kaldı. 4 kere 6 24 2'ye böldüm. 12 ve alanımız 16 birim kare olarak çıkmış oldu arkadaşlar. Bir başka soruyla devam ediyorum. Çok güzel. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz parabolda x yerine 0 yazarsam 1'in karesi 1, 2 ile çarparsam şu gördüğünüz nokta ne olmuş olacak? 2 olmuş olacak y'si. Bu noktanın y'si 2. Peki arkadaşlar ben burada x yerine ne yazayım 2 çıksın ya da bu ifadeyi 2'ye eşitleyeceğim. Doğru mu? Hani ne yazarsam 2 olur. Diyelim ki x yazdım. X yazdığımda x eksi 6'nın karesi bölü 2 eşittir 2 demem gerekiyordu. İçler dışlar çarpımı yaptım. X eksi 6'nın karesi eşittir kaç oldu arkadaşlar? 4. Peki x'in pozitif bir sayı olması gerektiğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? X eksi 6'nın karesi 4 ise x eksi 6 ya 2'dir ya da x eksi 6 nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. X eşittir burada kaç çıkar? 8. X eşittir burada kaç çıkar? 4 çıkar. Fakat arkadaşlar bu parabolun tepe noktası bunu sıfıra eşitlediğimde 6. Buranın 8 olma ihtimali yok. O zaman burada x kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Gerçekten x yerine 4 yazın. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. 4 2'ye bölün. Bakın 2'yi ne yapmış oldu? Vermiş oldu. O zaman ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şu uzunluğumuz 4 birim. Şu uzunluğumuz da 2 birim. 2 kere 4 alan ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 4'ten 8 birim kare çıkmış oldu arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Bununla geçiyorum. Evet, güzel bir soru daha değerli arkadaşlar.
Ne yapalım? Şuraya arkadaşlar tepe noktası. Tepe noktasının R'si neydi? Yani fx eşittir ax kare artı bx artı c'de. R neydi? Eksi b bölü 2a'ydı. Biz hadi burada R'mizi bulalım. R eşittir eksi b bölü 2a'dan 8 bölü 2 eşittir kaç çıktı? 4. O zaman buraya ne diyorum arkadaşlar? 4 diyorum. Peki bu 4'ü getirip burada yerine yazdığım zaman kimi bulacağım? K noktasını bulmuş olacağım. O zaman yazayım 4 buraya. 4'ün karesi 16 eksi 4 8 32 artı k. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 16 artı k'dır. Yani şu bulduğum yer 4 yazdığımda karşıma k eksi 16 çıkmış oldu. Doğru mu? Bakın önce r'sini buldum. 4 çıktı. Getirdim 4'ü yazdım. 16 eksi 32 artı k'dan ne oldu? K eksi 16 burası çıktı. Peki şu yükseklikle şu tabanı çarpıp 2'ye böldüğümde buranın alan pardon. Şu yükseklikle tabanı çarptığımda alanı bulur muyum? Evet. Peki bu paralel kenar olduğuna göre şu uzunluk şu uzunluğa eşit mi? Eşit. Peki burası 4 birim mi? Evet burası 4 birim. O zaman burası da 4 birim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 verdiğimde bakın ne yapıyorum? Şu tabanım 4. 4 ile arkadaşlar şu yükseklik k eksi 16 olduğu için bunu kime eşitleyeceğim? 28'e eşitleyeceğim. Neden? Çünkü şu tabanla yüksekliği çarptığım zaman şu sarı yerin nesini bulurum? Alanını bulurum. Güzel. Her tarafı 4'e bölüyorum. K eksi 6 eşittir. 4'e böldüğümde kaç olur? 7 olur. 4, 7, 28. K eşittir kaç oldu? 13 olmuş oldu arkadaşlar. K'yı böylece bulmuş olduk. Yanlış mı yazdım? Yanlış yazdım. Burası 16 idi çünkü. 16 bu tarafa gelirse 23 olmuş oldu. 4 çarpı K eksi 16 eşittir alan 28. K eksi 16 7. K eşittir kaç oldu? 23 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da bulduk. Güzel. Gördüğünüz gibi parabolumuz y eşittir 35 eksi x kare. Çok güzel. X yerine 0 verdiğimde buranın artık 35 olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekil bir kareymiş. Kare olduğuna göre ne yapalım? Ben eğer arkadaşlar bakın buraya a alırsam. Bakın burayı a alırsam. Şu yüksekliğimizin o zaman. Bak a burası. A burası olursa 2a. O zaman buranın 2a olması gerekir değil mi? Evet. Ben getirip parabolda x gördüğüm yere a yazıyorum. 35 eksi a'nın karesi eşittir. Peki kare olduğuna göre ne çıkması gerekir arkadaşlar? 2a çıkması gerekir. A yazdığımda benim normalde buradaki karşılığı 35 eksi a karedir. Ama şurası a birimse burası da a birimdir arkadaşlar. A daha 2a yapar. Burası 2a ise şuranın da 2a olması gerekir. Peki o zaman 2a'nın 35 eksi a kareye eşit olması gerekir. Bunları öbür tarafa atalım. A kare. Öbür tarafta 2a'mız duruyor. 35 de öbür tarafa eksi 35 olarak geldi arkadaşlar. Neyle neyi çarparsak eksi 35 toplarsak 2. 7 ile eksi 5 çarparsak eksi 35 toplarsak 2 yapar. A artı 7 çarpı a eksi 5 eşittir 0'dan. A eşittir eksi 7. A eşittir kaç oldu arkadaşlar? 5 oldu. Burada a'nın eksi 7 olma şansı yok. A o zaman a kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Peki a'yı 5 bulduk. Arkadaşlar burası 5 ise yani şu uzunluk 5 ise şu uzunluğun tamamı kaç olur? 10 olur. Zaten 5 yazarsanız şurası kaç olur? 10 olduğunu görürsünüz. O zaman bunun alanı arkadaşlar 10'a 10 bulduğumuza göre karenin burası 10, burası 10 ise alanımız nedir arkadaşlar? 10 kere 10, 100 birim karedir bulduğumuz şeklin alanı. Evet bu soruyu da ne yaptık? Geçtik arkadaşlar. Güzel bir soru daha. Evet bu soruyu çözelim bakalım. Arkadaşlar parabolumuz 0'dan ve 2'den geçmiş bir parabol. Bu parabolun denklemi nasıl yazarız? Y eşittir arkadaşlar. A çarpı x'te x yazalım. Çarpı bir de ne yazalım? X eksi 2 yazalım. Neden? Çünkü 0'a eşitlediğimde 2, 0'a eşitlediğimde ne çıksın? 0 çıksın. Bu A ne? Kolları yukarı mı, aşağı mı, dar mı, geniş mi onu belirtiyor. Çok güzel. Bu parabolumuzu arkadaşlar yazmış olduk. Ama bu parabolun tepe noktası verilmiş. Yani bu x değeri, bu da y değeri veya r değeri, k değeri diyebilirsiniz tepe noktası. X gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere ne yazalım burada? Eksi 4 yazalım. Hadi yazalım. Y gördüğüm yere eksi 4, x gördüğüm yerlere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. A çarpı 1 çarpı 1 eksi 2 ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 4 eşittir eksi a olduğuna göre a eşittir kaçtır? 4'tür.
Getirip burada x'i a gördüğüm yere 4 yazıyorum. Yani y eşittir 4 çarpı x çarpı x eksi 2 oldu parabolumuz. Evet, bu ifade. Arkadaşlar biz bunu biliyoruz. Doğrumuzun denklemi nasıl buluruz? Biliyorsunuz doğru şöyleydi arkadaşlar. Diyelim ki şurası A noktası, burası B noktası kestiği yerler. Bu x ekseni, bu da y ekseni ise doğrunun denklemi şu şekilde yazıyorduk. X bölü A, y bölü B eşittir neydi arkadaşlar? 1'di. O zaman bu 2D ve 2D geçtiğine göre x bölü 2 artı y bölü 2 eşittir kaç olacak? 1 olacak. Peki arkadaşlar ben bunun her tarafını 2 ile çarparsam burası x olur. Bunu 2 ile çarpsam 2'ler gider y olur ve burası da kaç olur? 2. Burada y eşittir ne oldu? 2 eksi x oldu doğrumuzun denklemi. Yani bu y eşittir arkadaşlar neymiş? 2 eksi x'miş. Peki bu doğru ile bu parabolu birbirine eşit diyelim mi? Bu noktalarda eşitler çünkü. Eşit diyelim hocam. Nerede eşit diyelim? Şurada arkadaşlar. 4x çarpı x eksi 2 eşittir 2 eksi x. Bak 2 eksi x. Arkadaşlar bakın şu 2 eksi x de x eksi 2 sadeleştirirse 4x eşittir kaç olur? Eksi 1 olur. X eşittir kaç oldu? Eksi 1 bölü 4 olmuş oldu. Yani şurası arkadaşlar eksi 1 bölü 4'müş. Çok güzel. Peki şu doğruda ben eksi 1 bölü 2 ya da parabolda fark etmez yerine yazdığım zaman karşılığını bulur muyum? Evet bulursunuz. X yerine eksi 1 bölü 4 yazıyorum. 2 eksi eksi 1 bölü 4. O da 2 artı 1 bölü 4. 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 4 oldu. Yani şu noktamız ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 4. Kısaca şu uzunluk kaç oldu? 9 bölü 4 oldu. Şu uzunluğumuzu biliyoruz zaten 2 birim. Üçgenin alanı ne olur arkadaşlar? Üçgenin alanı söyleyin arkadaşlar. Taban değil mi? 2 çarpı 9 bölü 4 bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2 üçgenin alanıydı. Şu ikiler giderse 9 bölü 4 birim kare olmuş oldu. Bu sorumuzun da cevabı. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi sorumuz evet dörtgenin alanı 75 birim kare verilmiş şuradaki gördüğünüz dik dörtgenin alanı. Bu soruyu ne yapalım? Önce R'sini bulalım arkadaşlar. R'miz ne? R eksi B bölü 2 olduğu için M bölü evet 2 olur. R'miz bu. Peki R'yi yerine yazdığımız zaman neyi buluyorduk? K'yı buluyorduk. Yani R'miz burada arkadaşlar M bölü 2 ise M bölü 2 yazdığımda buradaki karşılığını ne yapacağım arkadaşlar? Bulacağım. Peki yazalım. Yazdığım zaman ne karşıma gelecek? Söyleyin arkadaşlar. M bölü 2'nin karesi. Yani M kare bölü 4. Eksi. M bölü 2 yazarsam M kare bölü 2 eksi 16 gelecek. Peki şu uzunlukla şu uzunluğu çarptığım zaman arkadaşlar. Çünkü ben burada K dediği yer. Burası R ile K'yı çarpınca bu dikdörtgenin alanı gelmiş olacak. Yani M bölü 2 çarpı m kare bölü 4 eksi m kare bölü 2 eksi 16'yı çarptığımda neyi bulacağız arkadaşlar? 75'i bulmuş olacağız. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman burada m'nin 6 olduğunu arkadaşlar göreceksiniz. İsterseniz bunu tabanlara eşitleyin. Önce her tarafını 2 ile çarpın. Bakın m bölü 2. Her tarafı 2 ile çarparsan 2 m kare bölü 4. O zaman eksi m kare bölü 4 eksi 16 eşittir 75 arkadaşlar. M yerine gerçekten 6 yazarsınız. 6'nın karesi 36. 4'e böldüğünüz 9. Eksi 25 gelir. 6'ı 2'ye böldüğünüz 3 çarparsınız. Kaç olur? 75 olur. Demek ki doğru cevabımız kaçmış arkadaşlar? Siz uzun uzun da işlem yapabilirsiniz. M kaç çıkar? 6 bulunmuş olur arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi y eşittir eksi 4x ve parabolumuz denklemde y eşittir 4x kare. O zaman bunlar bu noktada birbirine eşittir. Yani 4x kare eşittir eksi 4x. Bunlar bu tarafa atarsak 4x kare artı 4x eşittir 0 olur. 4x parantezini alırsak x artı 1 eşittir 0. X eşittir 0 ve x eşittir kaç olur? Eksi 1. Arkadaşlar şuranın eksi 1 olduğunu öğrendik. Burası da o zaman ne olur? 0 olur. Güzel. Peki şu uzunluk kaç birim o zaman? Şurada gördüğünüz uzunluğumuz 1 birim. Peki parabolda x yerine eksi 1 yazarsak kaç çıkar? Eksi 1 yazdığınızda burası da kaç çıktı? 4 çıktı. Peki yani kısaca şu arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi 1 ve 4 çıkmış oldu. 4 demek şuranın 4 birim olduğunu belirtir.
şurası eksi 1 ise şu uzunluğun 1 birim olduğunu belirtir. Alanımız ne oldu arkadaşlar? Alanımız 4 çarpı 1 bölü 2 yani 2 birim karedir. Bu soruyu da çözdük. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y eşittir 1 bölü 3 x kare eksi 8 bölü 3 x ve taralı alan nedir diyor. Arkadaşlar şeklimiz bir kare. Peki bu soruyu önce r'sini bulalım. R'miz ne arkadaşlar? Eksi b bölü 2 a'ydı arkadaşlar. R eşittir. Eksi ile çarparsam 8 bölü 3 bölü şu ifade 2 ile çarpacağım. 2 bölü 3. 3'ler giderse R kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıktığını görmüş olursunuz. Peki şurayı ne diyorum arkadaşlar? Bakın düzenliyorum. Burası kaçmış? 4'müş. Peki arkadaşlar şu nokta ve bakın gördüğünüz gibi A verdiğimde çıkan sayılar B verdiğimde çıkan sayılar eşit olduğuna göre şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa ne olacak? Eşit olmuş olacak arkadaşlar. Burada yani siz eşit miktarda bu tarafa ve bu tarafa gittiğiniz zaman evet soruyu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Bakın ben şimdi mesela 2 birim bu tarafa gidersem burası 6 olur. 2 birim bu tarafa gelirsem burası 2 olur. 2 yazdığımda bakın 2 yazarsam 4 bölü 3. 4 bölü 3. Eksi 2 yazdığımda 16 bölü 3. Ve aradaki fark eksi 12 bölü 3'ten ne çıkar? Eksi 4 çıkar. Bakın burası eksi 4 oldu. Gerçekten buraya 2 birim, burası 2 birim olduğu zaman değil mi arkadaşlar? Bu uzunluk 4 olur, bu da 4 oldu. Bak gördüğünüz gibi ne geldi? Bir kare gelmiş oldu. O zaman şurası 4 birim, burası da 4 birim olunca alanımız ne oldu arkadaşlar? Alan eşittir. 4 kere 4, 16 birim kare olmuş oldu. Siz bu soruyu biraz daha uzun uzun çözebilirsiniz. Burası 4 ise burası 4 artı a, burası 4 eksi a. 4 eksi a yazıp arkadaşlar buraya kime eşitleyebilirsiniz? Buradaki toplam uzunluğa eşitleyebilirsiniz. Böyle de soru çözülebilir. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.